Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Astronomi Kulübü olarak ülkemizin tanınmış ve başarılı astrofotoğrafçılarından Mustafa Aydın'la gerçekleştirdiğimiz astrofotoğrafçılık sunum ve söyleşi etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Mustafa Bey çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Nasılsınız? Size bir sormak istedim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin astronomi kulübünün yayınına katılmak bir onur benim için. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça iyiyim. Yani içinde bulunduğumuz şartlar için oldukça iyiyim diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de umarım keyiflisinizdir. Biz de öyle aynı şekilde bulunduğumuz koşullarda faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz bu şekilde yayınlarla, etkinliklerle. Evet. Bugün de genel olarak etkinliğimizin ana hatlarından bahsedeyim isterseniz. Öncelikle Mustafa Bey'in sunumuyla başlayacağız. Daha astrofotoğrafçılık üzerine temel bir sunum olacağını söyleyebilirim. Sunum bitiminde de soru cevap kısmı gerçekleştireceğiz. Bir söyleşi tadında olacak. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden geçtiğimiz günlerde aldığımız soruları Mustafa Bey'e aktaracağız. Bunun haricinde de etkinlik boyunca canlı sohbet kısmından sorularınızı bize aktarabilirsiniz. Sunum sonunda sorularınızı elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Aklınıza takılan her şeyi canlı sohbet kısmından bize her zaman sorabilirsiniz. Arkadaşlarımın da yorumlarını okuyoruz zaten bir yandan biz de. Evet, başlayalım o İsterseniz, zaman sunuma. evet ben sözü daha fazla uzatmadan size bırakayım. Sizin Tamam. sunumunuzla başlayabiliriz. Tabii. Evet. Beni duyabiliyor musunuz, görebiliyor musunuz? Bir ses verirseniz. Çünkü böyle çok yapayalnız kaldım bir anda. Evet. Tamam. Ekranınızı görüyorsunuz. Görüntünüz gayet iyi geliyor. Ben Şimdi. sunum sonunda hemen geri dahil olacağım. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar. Nihan Hanım'ın söylediği gibi Mustafa Aydın ben. 1974. Tokat Dile doğumluyum. 6 yıldır astrofotoğrafçılıkla bilfiil uğraşıyorum. Ama astronomi geçmişim daha da aslında o eskilere dayanıyor. Çok uzun süredir teleskoplarla optik gözlem ve astronomi konusunda çalışıyorum. Kendime ait bir danışmanlık firmam var. Profesyonel hayatımı da orada sürdürüyorum. Şimdi nasıl başladı? Şimdi bu fotoğrafta gördünüz. Sağda gördüğünüz babam. Bilmiyorum görünüyor mu ama Yıldız Fotoğraf Evi yazıyor. Burası Tokat'ın Zil ilçesi ve yıl 1958. Babam fotoğrafçıydı. Ve 1958'de ilk fotoğraf stüdyosunu açtı. Ve çok büyük bir tesadüf eseri gördüğünüz gibi dükkanın adı Yıldız Fotoğraf Evi'ydi. Yıldızları da görüyorsunuz. Dolayısıyla ben bir fotoğrafçı ailenin içerisinde doğup büyüdüm. Nasıl başladı? Ben işte bundan yaklaşık 10-12 yıl evvel kızım daha 3-4 yaşlarındayken bir tane küçük bir teleskop almıştım. Evin balkondan onun da ilgisini çekmek için işte basit gözlemler yapıyorduk. Sonrasında ben bu gözlemlerin sayısını ve şeklini artırdım, teleskopu değiştirdim. Ve biz hep astronomiye, astrofotoğrafçılığa başlamak isteyen arkadaşlarımıza öneride bulunduğumuz bir nokta vardır. Bir yıl boyunca en az gökyüzünü, değişen gökyüzünü izlemeleri, takım yıldızları, o takım yıldızların içerisinde bulunan derin uzay objelerini ve gökyüzü mekaniğini anlamaları açısından tavsiyede bulunuruz. Ben de bu şekilde başladım. Çıplak gözle ve teleskopla gözlemler yaparak, hatta çizimler yaparak hangi takım yıldızları ve takım yıldızların içerisinde bulunan derin uzay objelerine. Ama bir süre sonra tabii ki artık bu yetmez hale geliyor ve siz de fotoğraf çekmek ister hale geliyorsunuz. Ve ben de bir şekilde fotoğraf çekmeye başladım. Daha çok geniş açı astrofotoğrafçılık dediğimiz yeryüzünden objeler ve
gökyüzünde daha geniş alan katlayan işte Samanyolu gibi, takım yıldızları gibi, meteor yağmurları gibi objelerin fotoğraflarını çekerek başladım. Daha sonra da ilerledi. Bu arada tabii ki Ankara Astronomi Topluluğu adında bir topluluk kurduk arkadaşlarımla. Kurucu üyelerinden birisi benim. Diğeri ismini duymuşsunuzdur, %99 Murat Sana. Bir diğeri de Özgür Cengiz. Biz üçümüz Ankara'da Ankara Astronomi Topluluğu'nu kurarak bir sürü faaliyette bulunduk. Kamplar düzenledik, eğitimler düzenledik, üniversitelerde söyleşiler düzenledik. Bu mesela Hacettepe Üniversitesi, ki ben de Hacettepe'liyim. Hacettepe Üniversitesi Astronomi Topluluğu'nda yaptığımız bir söyleşi. Aslında İTÜ Astronomi Topluluğu'ndan da davet gelmişti ama bu pandemi yüzünden artık online yapmak durumunda kalıyoruz. Daha sonra fotoğraf derneklerinde, ki bu Eskişehir Fotoğraf Sanat Derneği EFSAT'ta yaptığım bir söyleşi. Daha sonra belki bir amatör astrofotoğrafçıya, daha doğrusu bir astrofotoğrafçıya, bir amatör astronoma Türkiye'de nasip olmamış bir şey nasip oldu. Bu Ulusal Astronomi Kongresi'nde 2018 yılında ben ve Murat Sana birer sunum yaptık. Biz tür bir kongrede, bilimsel bir kongrede davetli bulunan ilk astrofotoğrafçılar ve amatör astronomlardık. Daha sonra 2019 yılının başında, daha doğrusu 2019 yılının sonu, 2020'nin başında iki tane arkadaşım Can İneylioğlu ve Okan Bozat'la Stellar Experiences adını verdiğimiz bir şirket kurduk. Bu şirketin amacı hem Türk hem de yabancı astrofotoğraf meraklılarına Türkiye'nin hem doğal güzellikleri hem de ışık kirliliği açısından çok daha iyi, Avrupa'ya göre çok daha iyi olan Türkiye'de deneyimler, astrofotoğrafçılık kursları sunmaktı. Burada web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilirsiniz. Daha sonra biliyorsunuz 2020 yılında çok uzun süredir olmayan bir olay olduğu bir komet, yani bir kuyruklu yıldız çıplak gözle görünür oldu ki en son bu Hale-Bopp'tu 1996 yılında. Neowise kuyruklu yıldızına hepimiz şahit olduk ve tabii ki bizler fotoğraflarını çektik. Bu fotoğrafta NASA'da çalışan bilim adamımız Umut Yıldız'ın her ay Atlas dergisinde yazdığı Uzay Atlası bölümünde bu fotoğrafım yayınlandı. Bu fotoğrafım aynı zamanda hem ulusal hem uluslararası basında yer alan bir fotoğraf oldu. Ve 2020 yılı benim için çok iyi olayların olduğu başka bir yıldı. 2019 Mart yılında, Mart ayında Finlandiya'da Laponya'da çekmiştim. Burada gördüğünüz aslında bir ay, yarım ay vardı. Bu ayın 22 derece ay halosu ve tam ortalarından geçen bir kuzey ışıkları. Kuzey ışığı. Bu her yıl yapılan dünyanın en prestijli astrofotoğraf yarışması olan Royal Museums Greenwich, yani İngiliz Kraliyet Greenwich Müzelerinin düzenlediği Insight Investment Astrophotographer of the Year yarışmasında sergilemeye layık görüldü. Bu da benim için büyük bir onurdur. Bunu kısaca izleyebiliriz. Bu yıl içerisinde TRT Haber'le yaptığımız bir programdı. Bu da çok kısa. Bilmiyorum sesi duyulacak mı ama beni uyarırsanız ona göre paylaşımı, bilgisayarın sesini paylaş şeklinde değiştirebilirim, duyulmuyorsa. Evet, ilginç. Sesi duyabiliyor muyuz? Videonun sesi sanırım bize gelmiyor şu an. Evet, onun sebebi, share screen derken sesi paylaş demek gerekiyordu.
Evet, şimdi sanırım olacak. Şimdi duyabiliyor musunuz? Sosyal medyada ya da bir yerde gördüğünüz, bakıp geçtiğiniz fotoğrafın arkasında 60-70 saatlik çekim ve işleme öyküsü var. Aslında çektiğimiz her fotoğraf bizi heyecanlandırıyor. Yeni bir ekipman eklediğimizde, yeni bir ekipman aldığımızda tekrar tekrar döndüğümüz hedefler var, objeler var uzayda. Ve ya da çektiğimiz fotoğrafları yeni öğrendiğimiz tekniklerle yeniden işlerken ve yeni sonuçlar elde ettiğimizde her seferinde çok heyecanlanıyoruz. Gökyüzünün anlamı aslında gerçekten çok derin. Aslında fotoğraf çekerken biz sadece bilgisayar ekranına bağlı bir şekilde gözümüzü ayırmadan bilgisayar ekranına bakmıyoruz. Her şeyi ayarlayıp işler yoluna girdiği zaman bilgisayardan birazcık uzaklaşıp kafamızı gökyüzüne kaldırıyoruz. Sosyal medyada hem ulusal hem de uluslararası platformda fotoğrafların, günün, ayın fotoğrafları seçildi. Çok yakın bir zaman, bir hafta kadar önce İngiliz Royal Museums Greenwich'in düzenlediği, her yıl düzenlediği yılın astronomi fotoğrafçısı yarışmasında bir fotoğrafım sergilemeye layık görüldü. Astronomiyle ilgilenen ya da astrofotoğrafçılıkla ilgilenen insanlardan şöyle hikayeler duyabilirsiniz. Evden çıkar çıkmaz kafamı gökyüzüne kaldırdığım için ayağım takıldı düştüm gibi hikayeler duyabilirsiniz. Hep gözümüzün gökyüzünde olmasını istiyoruz. Evet, böyle bir kısaca bir özet yaptım. Bugüne kadar neler yaptığımla ilgili. Tabii ki bunun dışında da şeyler yaptık, yaptım. Şimdi ufak ufak birazcık astronomi, astrofotoğraf nedir? Astronomi tabii ki sizlere tanımlamak ayıp olur ama ben yine de tanımlayayım. Dünyamızın da içinde yer aldığı evren ve evrenin içindeki olayları konu alan bilim dalına astronomi diyoruz biliyorsunuz. Evrende bulunan cisimlerin, maddelerin, hareket kanunlarını, meydana geliş sebeplerini, geçirdikleri evreleri, değişiklikleri ortaya koymaya çalışıyor ve bununla ilgili yasalar üretiyor astronomi. Astronominin şöyle bir dalı var, özelliği var ki bu da çok önemli aslında. Amatörce yapılabilen tek bilim dalı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir amatör tıp, amatör fizik, amatör genetik diye bir şey yok ama amatör astronomi diye bir olgu var. Ve dünyada amatör astronomlar ciddi buluşlara da imza atabiliyorlar. Astrofotoğraf ise astronomi, yani bilim olan astronomiden birazcık daha farklı tabii ki. Benzer bir takım enstrümanlar kullanıyoruz ama yaptığımız şey aslında ortaya görsel bir fotoğraf çıkartmak. Gökyüzü objelerinin dijital ve optik kameralar ve optik elemanlar kullanarak, ki bunlar lensler ya da teleskoplar oluyor, fotoğrafların çekilmesi ve bilgisayar ortamında proses edilerek ortaya bir fotoğraf çıkılması sürecine astrofotoğrafçılık diyoruz. Astrofotoğraf kendi içerisinde bir takım türlere ayrılıyor. Geniş açı astrofotoğrafçılık dediğimiz, biraz önce bahsetmiştim, daha adı üstünde geniş açı lensler kullanarak yeryüzünden bazı objelerin de eklenerek ve gökyüzünde samanyolu, takım yıldızlar, meteor yağmurları, kuzey ışıkları gibi gökyüzünde daha geniş yer kaplayan olayların ve objelerin fotoğrafının çekilmesine geniş açı astrofotoğrafçılık diyoruz. Gezegen, ay ve güneş astrofotoğrafçılığı, buna güneş sistemi astrofotoğrafçılığı da deniyor arkadaşlar. Adı üzerinde gezegenlerin, ay ve güneşin astrofotoğrafçılığının yapıldığı dal. Bir diğer dal ise derin uzay astrofotoğrafçılığı. Galaksiler, bulutsular,
yıldız kümeleri gibi ekipmanların, pardon, gökyüzü objelerinin fotoğraflarının çekildiği astrofotoğrafçılık türü. Şimdi geniş açı astrofotoğrafçılık, biraz önce anlattım, hani gökyüzünün en az bir yıl çıplak gözle ya da bir dürbünle gökyüzündeki değişimleri izleyerek astronomiye başlamakta fayda var. Astrofotoğrafçılığa başlamakta da geniş açı astrofotoğrafçılıkla birlikte başlamakta fayda var. Çünkü ekipman açısından daha erişilebilir. Bilgi açısından derin uzay astrofotoğrafçılığına ya da güneş sistemi astrofotoğrafçılığına göre hem ekipmansal hem de bilgi olarak daha kolay ulaşabileceğiniz, daha hızlıca başlayabileceğiniz ve sonuçlar elde edebileceğiniz astrofotoğrafçılık türüdür. Ekipman olarak bir DSLR ya da bir aynasız dijital fotoğraf makinesine ihtiyacımız var. Bunu seçerken bir takım özelliklerine dikkat ediyoruz. İşte kameranın arkasında dönebilir ayna olmasına, sensörünün özelliklerine, ki sensör bizim için çok önemli astrofotoğrafçılıkta, bu gibi bazı parametrelere bakarak kameramıza karar veriyoruz. Ama varsa elinizde bir DSLR kamera ya da bir aynasız kamera, hatta son zamanlarda artık cep telefonlarıyla bile yapılabiliyor geniş açı astrofotoğrafçılık. Son gelişmiş cep telefonları oldukça başarılı gece modlarına sahipler. Bir diğer ekipman ihtiyacımız olan geniş açı lens. Adı üstünde geniş açı, yani çok daha geniş bir alanı görebilen lenslere biz geniş açı lensler diyoruz. Bir geniş açı lens edinmeniz gerekiyor. Sağlam ve hafif, mümkünse bir tripod edinmeniz gerekiyor. Sağlamlık burada çok önemli. Çünkü burada gördüğünüz gibi dağda bayırda, hatta daha zorlu ortamlarda kullanabiliyorsunuz. Üzerine koyduğunuz ekipmanların değeri çok yüksek olduğu için o ekipmanları koruyacak, onları düşmesine, herhangi bir hasar gelmesine engelleyecek. Ama bir yandan da işte böyle ortamlara ulaşmak için taşıması kolay, hafif tripodlar tercih etmek gerekiyor. Bir kafa lambası, ki kafa lambası mümkünse kırmızı led ışığa sahip olan bir kafa lambası olması tercihtir. Kırmızı ışık, hani halk tabiriyle gözünüzü almayacağı için ışığı söndürdüğünüzde hala etrafınızı görüyor olabileceksiniz. Bir intervalometre diyoruz, ama intervalometre çok, bunu opsiyonel olarak düşünebilirsiniz. Çünkü yeni nesil kameraların çoğunun içerisinde intervalometre mevcut. Ancak bu intervalometreyi şunun için kullanmak gerekebilir. Çoğu DSLR ve aynasız kamera 30 saniyenin üzerinde pozlama yapmadığı için ve siz eğer daha uzun sürelerde pozlama yapmak istiyorsanız bir intervalometreye ihtiyacınız olacaktır. Cep telefonu yıldız uygulaması. Eminim buna hepiniz aşinasınız. Hepimizin cep telefonlarında artık böyle uygulamalar var. Gökyüzünü tanımak için kullanabileceğiniz bir cep telefonu yıldız uygulaması şart. İlk başladığınızda gökyüzünde gördüğünüz objeleri ya da samanyolu nerede bulabileceğinizi ya da işte çekmek istediğiniz obje, olay neyse onu nerede bulabileceğinizi size kolayca gösteren uygulamalar. Ve bir arkadaş, burada Murat Sanay'ı görüyorsunuz. Arkadaş da çok önemli. Çünkü astrofotoğrafçılık gecenin bir saatinde ıssız yerlerde yapılan, hem hayvan hem başka tehlikelere açık olduğunuz bir hobi. Dolayısıyla yanınızda bir kişi bulunması çok iyi olur. Yalnız astrofotoğraf çekmemeye, çekmeye gitmemeye dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra fotoğraflarımızı, ekipmanlarımızı aldık, planlamamızı yaptık. Burada planlamayı geçtim çünkü planlama oldukça uzun bir konu. Ama diğer fotoğraf dallarında olduğu gibi işte sokak fotoğrafçılığı yapıyorsanız cep telefonunuzu, makinenizi alıp biraz ışık koşulları iyiyse alıp çekip gidip fotoğraf çekmeye başlayamıyorsunuz. Öncesinde hava durumunu, ayın pozisyonunu, evresini kontrol ettiniz.
bir planlama sürecinden geçmek gerekiyor. Daha sonra da bu fotoğrafları işlemek gerekiyor. İşlerken Adobe Lightroom, Adobe Camera Raw, Adobe Photoshop ya da Affinity Photo gibi geniş açı astrofotoğrafçılıkta kullandığımız yazılımlar var. Affinity Photo ücretsiz bir yazılımdı. Son durumu nedir bilemiyorum. Adobe'un foto yazılımlarına benziyor. Biliyorsunuz Adobe Lightroom, Adobe Camera Raw ve Adobe Photoshop ücretli programlar. Bir sonraki direkt tabii ki şeyi atladım arkadaşlar, gezegen fotoğrafçılığını. Çünkü benim gezegen, ay ve güneş astrofotoğrafçılığı ilgi alanıma girmiyor. Dolayısıyla ekipmanım da ona göre değil. O yüzden de o kısımda çok anlatacak bir şeyim olmadığı için size o kısmı atlıyorum. Derin uzay astrofotoğrafçılığında da bunu yapabileceğiniz farklı şeyler var. Şimdi burada benim eski ekipmanımı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada bir DSLR makine var. Bir telelens. Bu 300 mm bir lensti. Yani tırnak içerisinde işte yakınlaştırma yapan ya da daha doğru ifadeyle gökyüzünde baktığı alan daha dar olan bir lens. Böyle bir ikiliyle yapabilirsiniz. Burada bir de kundak var, onu da anlatacağım. Bir DSLR kamera ve bir telelens ile yapabilirsiniz. Bir DSLR makine ve bir teleskopla yapabilirsiniz. Bir CCD ya da CMOS, astrofotoğrafçılık için özel olarak üretilmiş aktif soğutma sistemine sahip kameralarla ve bir teleskopla yapabilirsiniz. Bir kundağa ihtiyacınız var. Kundak çeşitlerini anlatacağım. İki çeşit kundağımız var. Bir tanesi bu sağda gördüğümüz alt azimut kundak dediğimiz. Bir diğeri de ekvatoryal kundak dediğimiz kundak. Biz astrofotoğrafçılıkta ekvatoryal kundakları tercih ediyoruz. Alt azimut kundakları gözlem astronomisi için tercih ediyoruz. Ve bu kundakların özelliği takip ediyor olmaları. Bildiğiniz gibi gökyüzü aslında hareket etmiyor. Dünyamız kendi etrafında dönüşünden dolayı biz gökyüzünü hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Bu hareketi taklit eden ve yıldızları fotoğraflarımızda iğne başı noktası şeklinde elde etmemizi sağlayan takip edici sistemler kullanıyoruz. Tabii ki bilgisayar ve bir takım yazılımlara ihtiyacımız oluyor. Deniz Ayastro fotoğrafçılığını yaparken. Şurada gördüğünüz arkadaşlar turuncu şey. Bilmiyorum hiç elektrikli battaniyeyi göreniniz oldu mu? Aslında bir elektrikli battaniye. İçerisinden rezistanslar geçiyor. Bunu lensimizin ya da teleskopumuzun birincil merceğine ya da aynasının etrafına sarıyorsunuz ve bir elektrik bir güç ile besliyorsunuz ve bu şerit ısınıyor. Bu bir şerit şeklinde aslında. Ve merceğinizin, aynanızın ısınmasına ve üzerinde çiğ oluşmamasına yarıyor. Bu da oldukça önemli bir ekipman. Yine kafa lambası, tabii ki kırmızı LED'e sahip bir kafa lambası olması gerekiyor. Ve bolca da sabra ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü astrofotoğrafçılık sizin dışınızda bir sürü parametreye bağlı, hava durumu, ay, işte gökyüzünden geçen uçak, uydular gibi sizin fotoğrafınızı bozabilecek bir sürü etkene sahip, faktöre sahip. Dolayısıyla çok sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi teleskop türlerine birazcık girelim arkadaşlar isterseniz. Şimdi aslında bakarsanız iki çeşit teleskop var. Bir tanesi mercekli ya da refraktör teleskop dediğimiz teleskop ki bu aslında Galileo'nun ilk uzay gözlemleri yaptığı teleskopla bugün arasında çalışma prensibi olarak hiçbir farklılık olmayan sadece cam ve camların kaplamasında teknolojilerin ilerlediği bir teleskop türü. Bunun astrofotoğrafçılıkta biz refraktör teleskopları tercih ediyoruz ve kullanıyoruz. Kapalı tüp sistemleri oldukları için
bakım çok fazla gerektirmiyorlar. Çok keskin görüntüler verebiliyorlar. Taşıması daha kolay. Atmosferik koşullardan çok az etkileniyorlar. Denizler ve gezegen çekimleri için uygun oluyorlar. Bunun avantajları bunlar iken dezavantajları ise açıklıkları, yani birincil merceklerinin çapına göre bu çap büyüdükçe biliyorsunuz teleskop daha fazla ışık toplama kapasitesine sahip oluyor. İstediğimiz bir şeyken bu. Ama bir yandan da fiyatlarının korkunç yükseldiğini görüyoruz bu tür teleskopların. Bir de bu teleskoplarda ışık bir ortam değişikliği yaptığı için, yani havadan bir cam ortamına girdiğinde dalga boylarının hızı farklılaşacağı, farklı olduğu için eğer ki teleskopunuzun özel akromatik, apokromatik ya da ED kaplamaları yok ise fotoğraflarda renk bozulması, renk sapıncı dediğimiz istemediğimiz etkileri yol açmasıdır. Bu da apokromatik ED teleskoplarda, refraktör teleskoplarda teleskopun maliyetine eklenen bir özellik olarak karşımıza çıkıyorlar. Bir diğer tür, bu da biliyorsunuz Newtonian ya da aynalı ya da reflektör teleskoplar dediğimiz teleskop türleri. Bu tür teleskoplarda iki tane ayna bulunuyor. Bir tanesi ana ayna, bu bölgede bulunuyor. Bir tanesi de ikincil ayna. Teleskopun önden giren ışık birincil aynada toplanıp ikincil aynaya yansıtılıyor ve buradan göz merceğine ya da kameramıza yansıtılıyor. Aynalar avantajlarını sayacak olursak, ayna yapımı mercek yapımına göre çok daha ucuz. Dolayısıyla bu tür teleskoplarda ayna çapı arttıkça maliyetler mercekli teleskoplardaki kadar aşırı yükselmiyor. Işık bir ortamdan geçmediği için renk bozulması sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Derin uzay objeleri için oldukça uygundur. Gezegen çekimi için pek tercih edilen teleskop türü değildir. Burada düşük F değerlerine sahiptir, hızlı optik sistemlerdir demek lazım ki bu F teleskopun odak uzaklığının ayna çapına bölümüdür. Burada elde ettiğimiz sayı ne kadar küçükse o kadar fazla ışık toplama kapasitesine sahip demektir. Rakam küçüldükçe biz buna hızlı teleskoplar, rakam büyüdükçe de daha yavaş teleskoplar diyoruz. Bu tür teleskoplar genelde daha hızlı teleskoplar üretmeye müsaittir. Dolayısıyla derin uzay astrofotoğrafçılığında tercih edilir. Şimdi bu sistemlerin dezavantajları da var tabii ki. Gördüğünüz gibi şurası aslında arkadaşlar, burada hiçbir şey yok. Burası bir boşluk, tüpün içi tamamen boş, arkada bir ayna var. Açık tüp sistemleri olduğu için burada bir örümcek tabir ettiğimiz bir sistemin üzerinde ikinci ayna takılı, burada diğer ayna takılı. Açık tüp sistemleri oldukları için sıkça bakım gerektirirler. Özellikle kolimasyon dediğimiz bir ayar yapmak gerekir. Bu ayar, teleskopu aldığınız arabanıza koydunuz, astrofotoğraf için bir yere gidiyorsunuz, o esnada bile bozulabilir. Dolayısıyla gittiğinizde bir yerde tekrar kolimasyon yapmanız gerekebilir. İçerisinde hava dolaşacağı için atmosferik koşullardan etkilenebilirler. Taşıması ve muhafazaları zordur, nispeten daha büyük teleskoplardır. Aynaların dediğim gibi kolimasyon yapılması gerekir. Ve gördüğünüz görüntü de terstir. Üçüncü tür teleskop ise iki önceki teleskopun karışımı aslında. Hem mercekli hem aynalı katadioptrik teleskoplar diyoruz ki bunun çok fazla alt türü var. Schmidt Cassegrain, Max Stoff Cassegrain gibi bir sürü alt türü olan teleskop türüdür. Burada mantıksa şudur. Yine arkada bir ayna. Önde düzeltici bir mercek ve önde yine bir ayna. Önden giren ışık düzeltici mercek tarafından düzeltilir. Arkadaki aynaya çarpar. Sonra ikinci aynaya çarpar. Ve sonra tekrar
arkaya giderek göz merceğinin bulunduğu yere ulaşır. Burada tam olarak gözükmüyor. Bunlar da mercekli refraktör teleskoplar gibi kapalı tüp sistemleridir. Dolayısıyla sık bakım ve temizlik gerektirmezler. Derin uzay objeleri ve daha da çok gezegen çekimleri için kullanılan teleskop türüdür. Odak uzaklıkları ışık 1, 2, 3 kez ulaştığı için kısa tüplerde çok daha büyük odak uzaklıkları elde etmeye için dizayn edilmiş teleskop türleridir. Boyutları küçüktür, taşıması, nakledilmesi kolaydır. Aynayı çağırdığından tabii ki kalibrasyon gerektirirler ama diğer aynalı teleskoplara göre daha nadiren gerektirirler. İkinci ayna, burada bir ikinci ayna var demiştim. Bu yüzden bir ışık kaybına sebep olurlar. İkinci ayna aynalı teleskoplara göre daha büyüktür. Burada açıklıktan, yani ayna çapından bir miktar kayıp veririz o yüzden. F değerleri yüksektir dediğim gibi. Odak uzaklıkları büyük. Dolayısıyla F değerleri oldukça büyük olur. F10 ve üzerinde. Dolayısıyla da derin uzay astrofotoğrafçılığı yapacaksak hızlı optiklere göre daha fazla uzun pozlama yapmamız gerekir. Şimdi böyle bir tablo yapmıştım ben burada. Kamera türlerine göre derin uzay astrofotoğrafçılığında nasıl kameralar tercih edebiliriz? DSLR ya da aynasız kameralar tercih edebiliriz. Fiyatları uygundur diğer türlere göre. Aktif soğutma sistemi taşımazlar. Soğutma sistemini neden kullanıyoruz? Çünkü uzun pozlamalar yaptığımızda fotoğraf makinemizin, kameramızın sensörü ısınacağı için ve bu ısınma bize gürültü olarak geri döneceği için soğutmalı sistemli kameraları astrofotoğrafçılıkta tercih ediyoruz. Ama DSLR kameralar bu soğutma sistemine sahip değil. Gürültü diğer türlere göre nispeten daha fazla. Üçüncü parti yazılımlar genelde mevcut. Markadan markaya göre değişir. Daha çok geniş açı ve derin uzay için kullanılırlar. CMOS, biliyorsunuz iki çeşit sensör türü var. Birisi CMOS, birisi CCD. CCD sensörler daha çok bilimsel çalışmalarda kullanılan ve tercih edilen ve nispeten daha pahalı olan sensörlerdir. Daha az gürültü üretirler CMOS'lara göre. Üçüncü parti yazılımda sıkıntı yoktur. Derin uzay için uygundurlar. CMOS'larda yine ikisinin arasında aktif soğutma sistemine sahip gürültüyü az üreten üçüncü parti yazılım erişimi olan derin uzay ve gezegen çekimlerinde kullanılabilen kamera türleridir. Bir diğer en önemli ekipman parçamız da kundaklar arkadaşlar. Biraz önce anlatmıştım. İki kundağımız var. Bir tanesi alt azimut. Yani aslında bildiğiniz bu koordinatlar sistemindeki gibi X ve Y ekseninde çalışan kundaklardır. Bu tür kundaklar daha çok gözlem için kullanılır. Diğer tür kundak ise ekvatoryal sistem kundaklardır. Bir üç eksenden oluşur. Polar eksen, declination ve right ascension eksenlerinde. Right ascension, siz kundağınızı polar eksisini, polar ise yani celestial pole dediğimiz gökyüzü kutup noktasına align ettiğinizde, hizaladığınızda tek bir eksende, yani right ascension ekseninde hareket ederek istediğiniz gökyüzü objesini takip ederler ve takipleri çok daha hassastır. Alt azimut kundaklar burada da gördüğünüz gibi sadece X ve Y ekseninde hareket eden kundaklardır. Gözlem yapmak için daha kullanışlıdır. Derin uzay astrofotoğrafçılığı için uygun değildirler. Uzun pozlamada görüntü baş aşağı hareket eder. Şöyle ki mesela burada bakın Orion
bulutsusunu görüyorsunuz. Orion bulutsusu dönüp, doğup gökyüzünde böyle bir hareket izler. Siz de bu görüntüyü bu şekilde çekeceğiniz için ve alt azimut kundağınız bu görüntünün dönüşünle uygun olarak hareket etmeyeceği için gece sonunda çektiğiniz fotoğraflar üst üste bindirildiğinde, istifleme yapıldığında fotoğrafınızın etrafından çok fazla bölge kaybetmenize neden olacaktır. Dolayısıyla derin uzay için tercih edilmezler. Gezegen astrofotoğrafçılığı için tercih edilebilirler. Bir diğer kundak türü ekvatoryal kundaklar ki astrofotoğrafçılık için tercih ettiğimiz kundaklar dediğim gibi 3 tane ekseni var. Bu eksenlerden bir tanesi ki en önemlisi polar ekseni. Dünyanın şurada görüyorsunuz Celestial Pole dediğimiz gökyüzü kutup noktasına hizalandığında sadece RA ekseninde dönerek ki şu eksen bu eksende dönerek gökyüzü objelerini takip etmemize yarar. Aynı zamanda da auto guiding dediğimiz takip etme sistemine takip etme sistemine destek olan takip etme sisteminin destekleyen kundaklardır. Oldukça iyi kutup ayarı yapıldığında dakikalarca pozlama hiçbir sıkıntı olmadan gerçekleştirilebilir. Ve tabii ki derin uzay astrofotoğrafçılığında da işlemek çok önemli. Çektiğimiz fotoğrafları öncelikle istifleme dediğimiz bir işleme tabi tutuyoruz. Bunu yaparken kullanabileceğimiz programlardan bir tanesi DSS yani Deep Sky Stacker. Bu program ücretsiz bir programdır. Başlangıç aşamasında da oldukça iyi iş görmektedir. Adobe Camera Raw fotoğrafların işlenmesinde kullanılabilir. Yine Adobe Photoshop fotoğrafların işlenmesinde. Maxim DL kullanılabilir ama çok tercih edilen bir program değil. Yine Nebulosity adında bir program kullanabiliyoruz. Ve fotoğrafların işlenmesinde gerçekten bu iş için yapılmış en iyi program olan PixInsight'ı ki ben de bu programı kullanıyorum, kullanabiliriz. Burada burada bir şey olmuş. Burada benim ekipmanımı görüyorsunuz arkadaşlar. MIDI Instruments 70 mm 350 mm odak uzaklığına sahip bir apokromatik refraktör yani mercekli bir teleskop. Nikon D5300 DSLR kamera. Burada gördüğünüz bir şu beyaz bir power supplier yani bir güç kaynağı güç dağıtım cihazı. Burada gördüğünüz bir küçük bir teleskop ve arkasındaki bir kamera. Bunu auto guiding ya da kılavuz takip sistemi diyoruz. Orion Atlas Pro bir kundağa sahibim. Önde bu eksen Polaris ekseni biliyorsunuz. Polar alignment'ı yani kuzey kutbu noktasına hizalamayı yapabilmek için kullandığımız Ballmaster adındaki bir cihaz ve bilgisayar bağlantısını görebilirsiniz. Şimdi fotoğraflara geçebiliriz. Bu çok yakınlarda çektim. Samanyolu mevsim bitmeden önce çektim. Konya yakınlarında, aslında Ankara'ya daha yakın peri bacalarının olduğu bir bölge Kuşçu adında. Burası arkadaşlar şu gördüğünüz göl Beyşehir Gölü. Beyşehir'de gölü etrafında da bulunan Kızıldağ Milli Parkı'nda 2000 metre yükseklikte bir tepeden çektim, bu yaz çektim bir fotoğraf. Bu da yine Ankara yakınlarında, biraz önce bahsettiğim Kuşçu'ya giderken Samsam Göleti adı verilen bir göletin yakınlarında çektiğim bir fotoğraf. Bu Bolu Göynük'te çektiğim bir fotoğraf. Burası Ankara yakınlarında Nallıhan Kuş Cenneti'nde geçtiğimiz yaz Neowise'ın fotoğrafını çektiğim bir nokta.
Burası da yine Kuşça'da, Peribacaların olduğu yer. Burada aslında oldukça güzel bir fotoğraf bu. Andromeda galaksisini, ki bize en yakın galaksidir. Bize en yakın ikinci galaksi olan Üçgen Galaksisini, Mars'ı ve Pleiades'i görebiliyorsunuz. Başka aslında da uzay objeleri de mevcut. Şurada bir açık yıldız kümesi var gibi. Bu da yine biraz önce bahsettiğim Kızıldağ Milli Parkı'nda güneş batımının hemen arkasından hilal şeklinde ay ve Neowise kuyruklu yıldızının fotoğrafı. Yine Beyşehir Gölü kenarında Samanyolu. Assos'ta 2018'de sanırım 2018'de çektiğim bir fotoğraf. Yine Assos'ta çektiğim bir fotoğraf. Karşı taraf Midilli Adası. Bu da yine Assos'ta çektiğim bir fotoğraf. Bu Ankara, Konya Karapınar yakınlarındaki Kumul'da çektiğim bir fotoğraf. Finlandiya'da Pallastunturi denen noktada çektiğim bir fotoğraf. Yine burada biraz önce hatırlarsanız göstermiştim. Ay ve etrafında ay halesi ve kuzey ışıklarını görebilirsiniz. Bu da o fotoğraf. Yarışmada sergileme kazanan. Bu da yine aynı gece çektiğim başka bir fotoğraf. Oldukça güçlü kuzey ışıklarının olduğu bir geceydi. Ve Laponya'daki son gecemdi. Oldukça güzel bir görsel şölen ve fotoğraf çekme şansı yakaladım. Bir gece oldu. Bu da yine o gece çektiğim bir fotoğraf. Bu sanıyorum 4-5 yıl var Perseid'lerde yakaladığım bir meteor. Bu geçtiğimiz yaz Perseid'lerde çektiğim bir fotoğraf. Bakın arkadaşlar, burada Andromeda galaksisi ve Pleiades Lydix kardeşi görebilirsiniz. Ve gökyüzünün çeşitli. Şurada double cluster'ı görebilirsiniz. Yani çift açık yıldız kümesi. Hatta şurada üçgen galaksisi de belirebilirsiniz, gözüküyor. Burası da Ankara yakınlarında bir baraj gölü etrafında çektiğim bir fotoğraf. Burası Afyonkarahisar'da çektiğim, bu Arok filminin çekildiği yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Burası belki hatırlarsınız filmi. Arok köyünün kurulduğu yer burası. Aslında bir tabelası da var. Bu fotoğrafta da yine bir meteor, Andromeda galaksisi, şurada üçgen galaksisi, şurada çift yıldız küme, açık yıldız kümesi görülebilir. Bu da Afyonkarahisar'da Frig Vadisi'nde çektiğim bir fotoğraf. Yine Neowise kuyruklu yıldızı, bir file benzeyen bir kayanın üzerinde. Şurada filin kafası, hortumu, sanki sırtında bir çiçek varmış gibi ve hortumu ile bir çiçek taşıyormuş gibi güzel bir görüntü oluşturan bir fotoğraf. Bu biraz önce yine bahsettiğim fotoğrafım. Bu da yine komet kuyruklu yıldız Neowise'ı teleskopla çektim. HDR yani High Dynamic Range, yüksek dinamik aralıklı metotla çektiğim bir fotoğraf. Son dönemleri iyon kuyruğundaki yapı çok açık bir şekilde görülebiliyor. Çok çok sevdiğim fotoğraflarımdan bir tanesidir. Bu da arkamda da gördüğünüz fil hortumu bulutsusu Cepheus takım yıldızında bulunan oldukça güzel renkli bir bölge. Daha çok kırmızı hidrojen alfa ışımasıyla ışıyan bir bölge. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bazı karanlık bulut sularında olduğu bir bölge. Bunu sanırım çoğunuz biliyorsunuzdur. Pleiades, bir açık yıldız kümesi, kış gökyüzünün vazgeçilmez güzelliklerinden bir tanesi. Bu da yine
heart ya da kalp bulutsusu diyebileceğimiz ucunda balık başı nebulasının bulunduğu yine hidrojen alfa ve oksijen 3 ışımalarının yaşandığı gökyüzünde güzel bölgelerden bir tanesi. Bu hemen kalp bulutsusunun güneyinde bulunan sol yani ruh bulutsusu Andromeda galaksisini sanıyorum bilmeyeniniz yoktur. 2,5 milyon ışık yılı ötede bize en yakın galaksi olması özelliği. Bu rozet bulutsusu burada bir arkadaşımla işbirliği yaparak çektiğimiz bir fotoğraf. Bu yazın gözlenebilen oldukça güzel renkli objelerden bir tanesidir. Buna da mavi atbaşı bulutsusu deniyor. Şekli tahmin ediyorum görebiliyorsunuzdur. Bunu kurta benzetenler de oluyor ama adı mavi atbaşı nebulası olarak, bulutsusu olarak konulmuş. Burada biraz önce gördüğünüz Pleiades'in aslında Yedikiz kardeşin daha geniş açı çekimini görebilirsiniz. Bu fotoğrafta da arkadaşlar Amerikalı bir arkadaşımla işbirliği yaparak çektiğim bir fotoğraf. Burada aslında ikiden fazla galaksi görüyoruz ama burada iki tanesi en ön plana çıkan bu Bolt galaksisi dediğimiz M81 ve Cigar yani Pro galaksisi dediğimiz M82 ve burada gördüğünüz özellikle grimsi toz Integrated Flux Nebula dediğimiz bir fenomen oldukça sönük bir tür bulutsu olduğu için çok uzun süre pozlamalar yaparak elde edilebiliyor. Burada da 30 saatin üzerinde pozlama var arkadaşlar. Bir kısmı bana ait, bir kısmı aşağı yukarı yarısı bana ait, aşağı yukarısı yarısı Amerikalı astrofotoğrafçı arkadaşıma ait bir fotoğraf. Bu da bu kuyruk yıldızını hatırlayamayacağım şimdi arkadaşlar. Şunları biraz önce göstermiştim hatırlarsınız. Kalp bulutsusu ve ruh bulutusu aslında bu kadar yakınlar birbirlerine. 2 ya da 3 yıl var. Tam yanlarından geçen bir kuyruk yıldızla çektiğim bir fotoğraf. Burada da atbaşı bulutusunu görebiliyorsunuz. Meşhur atbaşı bulutusu Orion takımında biliyorsunuz Orion'un kemerinde en doğusunda bulunan Nitak yıldızının hemen yanında alev bulutsusu ki şu ve atbaşı Dark Horsehead Nebula olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu da yine bir arkadaşla işbirliğiyle yaptığım hidrojen alfa ve benim kendi datam yani RGB datamla hidrojen alfa datayı birleştirdiğim bir fotoğraf. Bu da yine Cepheus'da Dark Shark ya da karanlık köpek balığı bulutusu dediğimiz bir bölge. Oldukça fotoğraflaması keyifli ama bir o kadar da zor bir bölge. Karanlık bulutsularda ve bazı yansıma bulutsularına ev sahipliği yapıyor. Bu da aynı bölgenin. Burada daha geniş bir telelensle, burada ise teleskopla çekilmiş halini görüyorsunuz. Yani burada şu gördüğünüz obje aslında bu obje. Buna Dark Shark köpek balığı, karanlık köpek balığı bulutusu deniyor. Burada Kaliforniya bulutusu arkadaşlar. Şekli Amerika'nın Kaliforniya eyaletine benzediği için bu ismi almış. Yine hidrojen alfa zengin bir bölge. Bu da 2017'deydi sanırım kanlı ay tutulmasından bir fotoğraf. Son olarak Antares yıldızının etrafındaki oldukça renkli Rho Pusey yansıma bulutsusu ve bazı karanlık bulutsulardan oluşan bir fotoğraf. Çok teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadar. Burada bitiyor. Deyip ekran
paylaşımımı kapatıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel bir sunumdu. Özellikle en sondaki fotoğraflar gerçekten harikaydı. Onun için de tebrik etmek isterim. Hani haddime değil ama gerçekten. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlarımıza da tekrar hatırlatmış olalım. Yayınımızın başında söylemiştik ama sonradan katılanlar için tekrar edelim. Sohbet penceremizden, canlı sohbetten bize sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bize gelen soruları öncelikle aktaracağız. Bununla birlikte sohbet penceresinden chatten gelen soruları da yayında cevaplayacağız. Elimizden geldiğince çok soruyu cevaplamaya çalışacağız. İstediğiniz her şeyi bize sohbet penceresi üzerinden sorabilirsiniz. Öncelikle sosyal medyadan gelen sorulardan bazılarını yöneltmek istiyorum size. İlk sorumuz şöyle, astro fotoğraflarınızı bir kitap toplamayı düşünür müsünüz diye bir sorumuz var. Tabii ki yani düşünürüm böyle bir şeyi ama belki birazcık daha zamanı var bunun şimdilik. Belki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde böyle bir şey yapılabilir. Ama şunu söylemek lazım. Astrofotoğrafçılıkla ilgili Ankara Astronomi Topluluğu olarak Murat Sana, ben ve Özgür Cengiz bir astrofotoğrafçılığa dair Türkçe bir kitap yazıyoruz. Şu an bu kitap yazım aşamasında. Daha önce aslında Atlas dergisinde Foto Atlas ekinde küçük bir kitap yazmıştık. Astrofotoğrafçıda giriş seviyesinde. Merak edenler olursa bana ulaşıp ben o kitapçığı kendilerine PDF olarak gönderebilirim. Astrofotoğrafçıda bir yerden başlamak istiyorsanız elinizin altında bulunabilecek bir kaynak kitap olacaktır. Güzel. Özellikle günümüzde sosyal medya üzerinden paylaşımları resmen bir tüketim çabasındayız. Hemen görüp geçiyoruz, sizin sunumun başında bahsettiğiniz gibi. Beğenip geçiyoruz ama arka planını bilmiyoruz bile, ama astrofotoğrafçılık gerçekten çok emek, sabır ve büyük meşakkat gerektiren bir iş. Evet. Bu yüzden bir kitap gibi kalıcılığı olması da daha anlamlı, değerlidir diye tahmin ediyorum sizin açınızdan. Evet, kesinlikle öyle. Bir başka sorumuz şu şekilde, gördüğünüz en etkileyici şeyin ne olduğunu sormuşlar. Vallahi yani bu zor bir soru aslına bakarsanız. Hani gökyüzünde gördüğüm ya da fotoğrafını çektiğim en etkileyici şey diye soruyorsanız, bence her birisi birbirinden etkileyici. Yani biraz önce gördüğünüz fotoğraflar ve daha onlarcası. Yani hani bu bundan daha etkileyici... belki şunu söyleyebilirim, yani kendi çekmediğim bir fotoğraf. Hubble'ın Ultra Deep Field fotoğrafı. Bilenler bilir. Hubble'ın 11 güne denk gelen pozlama süresiyle çektiği, gökyüzünde aslında yani bir 5 kuruş kadar yer kaplayan, normalde o noktada bir şey olmadığı düşünülen bir bölge. 11 güne denk gelecek sürede pozlama yapmış Hubble ve orada bir fotoğraf çekmiş. 10.000 tane galaksi var arkadaşlar. 10.000 tane galaksi. Bu beni en etkileyen görüntü diyebilirim. Arasınlar ya da buradan belki gösterebiliriz aslında. Olur. Bu sırada mail adresinizi de soran çok kişi var. Mailinizi paylaşma imkanınız olursa, bahsettiğiniz PDF edinmek istiyor sanıyoruz katılımcılarımızda. Tamam. Yani sosyal medya üzerinden de ulaşabilirler bana. Instagram üzerinden Aydin Mustafa, oradan arkadaşlarla istedikleri konuda yardımcı olurum tabii ki memnuniyetle. Teşekkür ederim. Şimdi şey buldum. Şimdi paylaşacağım ekranımı. Bunu göstermek istiyorum çünkü çok önemli bence bu görüntü. Şöyle yapalım, pardon. Evet arkadaşlar, işte bu Hubble'ın çektiği Ultra Deep Field. Burada 10.000 tane galaksiye bakıyoruz. Yani burada gördüğünüz ışıkların
Çoğu belki bir 3-5 tanesi hariç hepsi galaksi ve aslında gökyüzünde kapladığı yer de inanılmaz küçük bir yer. Yani şöyle düşünün, elinize bir 5 kuruş aldığınızı düşünün. Bunu kol mesafesinde uzatıp gökyüzünde tuttuğunuzu düşünün. O kadar bir noktaya bakıyorsunuz ve o kadar noktada 10.000 tane galaksi var. Deyip kapatayım. Bunu arkadaşlarımız kendileri de bakıp okuyabilirler. Oldukça etkileyici bir fotoğraf. Evet. Bu sırada chatten gelen bir soruyu alalım yayınımıza. Satürn ve Jüpiter kavuşmasında bir yayın yapacak mısınız diye bir sorumuz gelmiş size. Vallahi şöyle, belki yapabilirim, bilemiyorum. Şimdi biliyorsunuz hani gerçi erken saatlerde bitecek ama hani evden çok uzaklaşmadan yapabilirsem eğer olabilir. Yani şurada hani evin önünde sitenin içerisinde bilemiyorum yapabilir miyim? Eğer mümkün olursa yapmayı düşünüyorum. Ama kesin emin değilim. Biz de izlemeyi çok isteriz. Umarım. Sosyal medyadan gelen sorularımıza devam ediyorum ben. Astro fotoğrafçılık yaparken hiç bilimsel bir keşif yaptığınız veya yapmayı hedeflediğiniz oldu mu? Bir bilimsel keşif yapmadım. Ama evet, aslında hedefliyorum. Maalesef yani şu an ona zaman ayıramadım. Bir bilimsel keşif yapmaktan ziyade amatör astronomların da bilim dünyasına katkıda bulunabildiği bazı konular var. Ki bunlardan bir tanesi de öte gezegen aslında gözlemleri. Öte gezegen gözlemi yapmayı çok hayal ve arzu ediyorum. Umarım vaktim olduğunda o konuya gireceğim. Ve eğer ki geçerli datalar üretebilirsem de bunu öte gezegen veri tabanına eklemeyi planlıyorum. Böylelikle bilimsel çalışmalara da katkıda bulunmuş olabilirim. Ama buluş yapmak, evet yani kim istemez bir buluş yapmayı? İsterdim. Zaman içerisinde göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum ben sorularımızla. Star Trail nasıl çekilir diye bir sorumuz var. Yıldız izinin nasıl fotoğraflandığını merak ediyorum arkadaşım. Evet, şimdi şöyle, benim çok yaptığım bir şey değil, hatta hiç yaptığım bir şey değil ama şu şekilde çekiliyor. Şimdi siz fotoğraf makinenizi tripodunuzun üzerine koydunuz gece, yıldızlara doğru çevirdiniz. Pozlama sürenizi eğer uzun tutacak olursanız, atıyorum işte 20 saniye, 30, 40, 50, 1 dakika, 2 dakika gibi uzun sürelerde pozlama yapacak olursanız, yıldızlar otomatik olarak zaten uzamaya başlıyorlar. Bunu eğer ki peş peşe çekimlerle yapacak olursanız, daha sonra Photoshop ya da sekvatör gibi programlarda istifleyecek olursanız, yıldız izine ulaşabilirsiniz. Şimdi bazı yeni nesil dijital fotoğraf makinelerinde, hatta cep telefonlarında yıldız izi modu var. Böyle bir ekipmana sahipseniz direkt zaten çekebilirsiniz. Ama onun dışında yapmak istiyorsanız koyup peş peşe uzun pozlamalar yapıp sonra bunu bilgisayar ortamında birleştirmeniz gerekecek. Siz cep telefonu yeni teknoloji demişken onunla ilgili bir sorumuz da var. Oradan hemen buraya bağlamak istiyorum. Cep telefonuyla gökyüzünü fotoğraflıyor musunuz? Yapıyorsanız hangi uygulamaları kullanıyorsunuz diye bir sorumuz var. Hayır, kullanmıyorum işin açığı cep telefonunu. Yani ben bu konuda birazcık aslında tutucu bir insanım. Bir işi yapıyorsanız olması gerektiği gibi yapmakta fayda görüyorum. Tabii ki şu da var, yani şu an sahip olduğum cep telefonu da bu konuda çok fazla bana imkan sağlayabilen bir cep telefonu değil. Teknoloji tüketimi konusunda da hassas davranmaya çalışıyorum. Bir cep telefonunu alıp ömrünün sonuna kadar kullanıp ömrü bittiğinde yeniliyorum. O yüzden de şu anki telefonum işte yaklaşık 3-4 yıllık bir cep telefonu. Yani belki önümüzdeki yıl ömrünün sonuna gelecek. O yüzden bunu yapmaya çok uygun değil. Ama olsa da hani sadece belki keyif amaçlı yaparım diye düşünüyorum. Dediğim gibi birazcık tutucuyum. Yani bu iş
hakkıyla yapılmalı diye düşünüyorum. Bir sırada sohbetten bir sorumuzu alalım. Astrofotoğrafçılığa başlamak için yaklaşık olarak ne kadar bir bütçeye ihtiyacımız olur diye sormuş Altu. Anladım. Şimdi bu bütçe konusu tabii özellikle bu son dönemde yükselen dolar, euro ile maalesef oldukça zorlaştı. Ama yani bir öğrenciyseniz işte ikinci el bir DSLR kamera, hatta işte 18-55 kit lens dediğimiz kamerayla birlikte gelen bir lensle ve mümkün olduğunca iyi bir tripodla yani sanıyorum 6-7 bin liralar seviyesinde başlangıç yapılabilir. Ama ben hani ekipmanlarımı sıfır almak istiyorum, daha önce kullanılmış ekipmanlar almak istemiyorum derseniz 10 bin, 12 bin, 13 bin liralar gibi belki birazcık daha fazla rakamlara bakıyor olmak gerekiyor. Ki burada yani bir DSLR ya da aynasız kamera, bir geniş açı lens ve bir tripoddan bahsediyoruz. Astrofotoğrafçılık maalesef oldukça pahalı bir hobi ve sürekli olarak başka ekipmanlara, aksesuarlara ihtiyaç duyduğumuz bir hobi. Ufak ufak başlamak da, elinizde olan ekipmanlarla başlamak da zaman içerisinde ilerletmekte fayda var diyebilirim. Biraz benzer bir soru var burada. Hocam kampçıyım, gezilere götürmek için teleskop almak istiyorum. Travelscope idare eder mi diye sorulmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sizin yerinizde olsam teleskop almak yerine bir dürbün alırım. Dürbün hem taşıması daha kolay, hem kullanımı daha kolay bir gözlem aracı. Çıplak gözle ve dürbünle gözlem yapmayı tercih etmenizi öneririm. Yani bilmiyorum, kendisi arkadaşımızın hiç bir teleskopla gözlem yaptı mı? İşte bu arkamda gördüğünüz ya da biraz önce sunumda gördüğünüz gibi objeleri bu fotoğraflarda gördüğünüz gibi bir teleskopla ya da dürbünle görmek şansınız yok arkadaşlar. Dolayısıyla ben hep eğer bir optik gözlem aracı alınacaksa başlangıçta bir dürbün ve çıplak gözü tercih etmelerini öneriyorum. Bu travelscope tam olarak nedir bilmiyorum. İşte ayna ya da mercek çapı nedir, özellikle nedir bilmiyorum. Ama yani illa bir teleskop alınmak isteniyorsa da Dobson tipi dediğimiz kullanımı kolay mercekli, aynalı teleskopları almalarını öneririm. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Devam ediyorum ben sosyal medyadan gelen sorularımıza. Kamp yapacağınız alanı belirlerken dikkat ettiğiniz önemli kriterler var mı? Yoksa daha çok spontane mi gelişiyor diye sorulmuş. Tabii ki var, bir sürü kriter var aslında. Öncelikle ışık kirliliğinden uzaklığına bakıyoruz kamp noktasının. Bunu yaparken de online ya da cep telefonu uygulamalarından faydalanıyoruz. Light Pollution Map dediğimiz ışık kirliliği haritalarına bakarak gittiğimiz yerde ki ışık kirliliğini kontrol ediyoruz. Tabii ki hava durumu çok önemli. Gittiğimiz yerin rakımı önemli. Ya deniz seviyesinden yüksekliğe. Gittiğimiz yerde işte çok büyük bir göl, deniz vesaire var ise burada oluşabilecek nem bizim için sıkıntı oluşturuyor. Bunları böyle yerleri tercih etmiyoruz diyebiliriz. Tabii ki güvenlikli olması, mümkünse işte su, elektrik ve işte bazı fasilitelerin olmasına özen gösteriyoruz. Çekmeyi en sevdiğiniz gök cismi hangisi? Yani yani hepsini çok seviyorum aslında. Ama ben daha çok biraz önce sunumda gösterdiğim karanlık bulutları çekmeyi daha çok seviyorum işin açığı. Yani birazcık daha uğraştırıcı objeler. Mesela Andromeda galaksisini
yani bir cep telefonuyla bile işte bugün hani günümüzün iyi cep telefonlarıyla birkaç saniyelik ve yüksek ISO ile pozlarsanız Andromeda galaksisini görebilirsiniz. Ama bu karanlık bulutların çoğu bizim profesyonel ekipmanlarla yaptığımız 5-10 dakikalık pozlamalarda bile bir tanesinde gözükmeyen objeler. Dolayısıyla çok uzun süre pozlama yapıp sonra da çok dikkatli bir proses sürecinden geçtim. Hani böyle daha challenging bir şey. O yüzden onu daha çok seviyorum. Ama tabii şu arkamda gördüğünüz gibi hani böyle renkli objeleri de seviyorum. Teşekkür ederiz. Bu biraz aslında anı tadında olmuş. Fotoğrafları çektiğiniz esnada yaşadığınız ilginç bir durum oldu mu diye sormuş bir arkadaşımız. Vallahi oldu aslında tabii ki çok. Özellikle Ankara Astronomi topluluğuyla gittiğimiz Karagöl'de. Burası Ankara ile Bolu sınırı arasında bulunan bir yer aslında, Bolu sınırlarında. Dolayısıyla yaban hayvanı tehlikesi oldukça olan bir yer. Yaban hayvanından kastımız da bozayı ve yaban domuzu vesaire, tilki gibi hayvanlar. Şimdi bu gittiğimiz yerde küçük bir göl var. Biz gölün bir tarafındayız ve binalar var. Gölün karşı tarafında da piknik alanları var ve çöp konteynerleri var. Tabii ki biz kampa gittiğimiz zamanlar bazen hafta içine de sarkıyor kampımız. Hafta sonu piknikçiler geliyor, çöp konteynerleri doluyor. Sonra geceleri de o çöp konteynerleri hafta içine geçtiğimizde ayılar tarafından ziyaret ediliyor. Çöp konteynerleri sabaha kadar devrilip içindeki işte yiyecek artıkları yeniyor. Henüz hiç karşılaşmadık kendisiyle ama yakınlarda geçen yaz Özgür Hoca bir tanesiyle karşılaşmış bu bölgede bir bozayıyla. Ama biz hep seslerini, yani homurtanmalarını ve çöp kutularını devirmelerini duyuyoruz. Bazen çok da yakınımıza kadar giriyorlar. Yani en hani söyleyebileceğim anı belki budur. Aslında bir sürü anı yaşıyoruz tabii ki. Mesela biraz önce gösterdiğim fotoğraflardan bir tanesi böyle çöl kumullar gibi olan Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında. Çok ilginç bir hayvan yaşıyor orada. Fare ile kanguru arasında bir canlı. Gerçekten çok şeker ve çok ilginç. Onu geceleri o bölgede görmek mümkün oluyor. O da güzel anılardan bir tanesi oluyor yani karşılaştığımızda. Çok hızlı hareket ettiği için fotoğrafını çekemedim henüz. Artık size biraz da arkadaş olmuşlardır orada. Evet. Tabii bozayılar ve yaban domuzları için aynı şeyi düşünmüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani, evet. Onlardan mümkün olduğunca uzak durmak istiyoruz tabii ki. Biraz daha farklı bir sorumuz var bu sefer. Astrofotoğrafçılığın geleneksel anlamda bizim bildiğimiz fotoğrafçılıktan ayrıldığını düşünüyorum. Sizce astrofotoğrafçılık sanat mıdır diye bir soru gelmiş. Yani tabii ki bir sanat aslında astrofotoğrafçılık. Sonuçta yani sanat nedir? Yani sanatın tanımını yapmak çok zor tabii ki ama yani kendinizden bir şeyler kattığınız, işte görsel, işitsel, karşınızda ya da sizde bir takım duygular uyandıran aslında eserler. Tabii ki yani belki derin uzay astrofotoğrafçılığını sanat değilmiş gibi düşünebiliriz ama kendimizden kattığımız şeyler var. Yani bu şu demek değil, kendimizden kattığımız derken orada olmayan bir şeyi eklemek ya da çıkartmak değil. Ama fotoğrafı işlerken kendimizden kattığımız bir takım değerler var. O açıdan ben astrofotoğrafçılığında bir sanat olduğunu düşünüyorum. Güzel tarafı şu ki bilimle sanatın buluştuğu nadir noktalardan bir tanesi. Hem de çok multidisiplin bir sanat. İşte optik bilmeniz gerekiyor. Astronomi bilmeniz gerekiyor, işte kampçılık bilmeniz gerekiyor, fotoğrafçılığı çok iyi derecede bilmeniz gerekiyor. Bilgisayar yazılımları ve bu yazılımların kullanımını, fotoğraf işleme, görüntü işleme, o kullandığınız ekipmanların
nasıl sonuçlar vereceğini, ekipman bilgisine sahip olmanız gereken, belki daha saymayı unuttum, bir sürü disiplinde disiplini bir araya getirdiğiniz bir sanat dalı. Teşekkür ediyoruz. İlk çektiğiniz objeyi hatırlıyor musunuz diye bir sorumuz var. Tabii ki hatırlıyorum. Andromeda galaksisi. Yani geniş açı çekiyordum ama derin uzay olarak henüz bir ekipmanım yoktu. Yani bir takip etme sistemi. Bir tane 50-100 milimetre zoom objektifle 100 milimetre odak uzaklığında çekmiştim. Hatta onu da gösterebilirim size. Evet, isterseniz. Şöyle. Ekranı paylaşacağım. Soruyu da çekiyorum ekrandan, daha rahat görebiliriz fotoğrafı diye. Evet, şu an görebiliyorsunuz sanırım. Şurada gördüğünüz, bu ilk çektiğim Andromeda, yani ilk derin uzay fotoğrafım bu arkadaşlar. 100 milimetre lensle 1.3 saniye, yani 1.5 saniye, çünkü takip etme sistemi olmadığı için, yıldızların uzamasını engellemek için yaklaşık işte toplamda 4-5 dakikalık bir fotoğraf bu. Tabii ki sabit bir tripod üzerinde olduğu için her 10 karede bir objeyi tekrar ekranın ortasında, görüntünün ortasına sabitlediğim, 10 kare çekip ortalayıp 10 kare çekip ortalayıp çektiğim yaklaşık 400-500 karenin çekiminden oluşan Andromeda. Bu da son çektiğim Andromeda. Biraz önce göstermiştim. Burada da yaklaşık 25 saatlik çekim var. İlk Andromeda ve son Andromeda olarak görebilirsiniz. Diyelim. İkisini beraber görmek de güzel oldu aslında bizim için. Evet. Yine sosyal medyadan gelmiş olan bir sorumuz var. Meteor yağmuru çekimi ve istiflemesi nasıl yapılır? Programlar meteorları uçak izi sanıp silmiyor mu? Doğru söylüyor. Bu soruyu soran arkadaşım da bilir. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisiyle henüz yüzle hiç tanışamadık ama Erzurum'da Ömer sordu bu soruyu. Ömer'e ben daha DM'den izah edeceğim ama buradan belki başka merak eden arkadaşlar da vardır. Şöyle, aslında doğru söylüyor Ömer. İstifleme yaptığımızda bizim pixel rejection dediğimiz, yani pikselleri reddeden bir algoritma kullanıyoruz. Bu uçak izi işte ya da uydu izlerini fotoğrafımızdan silmeye yarıyor. Aynı şekilde tabii ki meteorları da siliyor. Biz meteor yağmuru, biraz önce belki yine o fotoğrafı açayım, göstereyim. Şu fotoğraf. Şöyle yine ekran paylaşımı yapacağım. Şimdi bu fotoğraf gördüğü gibi bir sürü meteor var. Yaklaşık 30-40 tane kadardı. Arkada bir gökyüzü var. Tabii ki bu fotoğraf aslında 15-20 saniyeden oluşan fotoğrafların istiflenmesi. Bu kadar süre içerisinde bu fotoğrafları, 15-20 tane fotoğrafı istiflediğinizde bunlar aslında ortadan kalkıyor. Ama siz şunu yapıyorsunuz, bir zemin hazırlamak için, gürültüyü azaltmak için bu fotoğrafları 15-20 tanesini istifliyorsunuz. Sonra bu gece boyunca toplamda 550 kare fotoğraf çekmiştim. Ve bu 550 fotoğrafın yaklaşık 40 tane kadarında meteor vardı. O seçtiğim fotoğrafları, daha doğrusu içerisinde meteor olan fotoğrafları Photoshop'ta bu istiflediğim ve işlediğim fotoğrafın üzerine layer olarak koyuyorum. Daha sonra sadece meteorlar kalacak şekilde fotoğrafın
geri kalan kısmını maskeyle kaldırıyoruz. Ve sonuçta bu fotoğraf çıkmış oluyor ortaya. Dediğim gibi Ömer'e ben daha detaylı olarak anlatacağım ama merak eden arkadaşlar için de göstermiş olduk. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Yeri gelmişken söyleyelim, sorularınızı bize ileten, sosyal medyadan ilginizi etiketmeyen tüm arkadaşlarımıza da buradan çok teşekkür etmiş olalım. Gerçekten sizin bu ilginiz de bizi daha çok motive ediyor yeni etkinlikler yapmaya. Chatten bir soru alıyorum şimdi. Çektiğiniz bir New Ways fotoğrafı işlemeden sonra ortaya çıkan bir sonuçtan dolayı tartışma konusu olmuştu. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz diye bir sorumuz var. Bu konuya açıklık çok fazla getirdim. Ama kısaca söyleyeyim. O fotoğraf bu fotoğraftı. Onu yine paylaşayım isterseniz. O fotoğraf bu fotoğraftı. Şimdi bu fotoğrafı ben Eskişehir'de 12 Temmuz sabahı çektim. Bu fotoğrafı çekip istifledikten sonra Hollandalı bir arkadaşım var, ismi Bowen. Bu fotoğrafa benzer aynı gece, aynı saatlerde fotoğraf çekmişti orada. Kuyruğunda bir takım desenler yapmıştı. Eğer hani bilen arkadaşlar var ise kuyruklu yıldızlar, dust tail, yani kuyruklu yıldızın çekirdeğindeki işte suyun, buzun erimesinden kaynaklanan, oluşan bir kuyruk, bir de iyon kuyruktan oluşurlar. Bowen çektiği fotoğrafta bu walking noise dediğimiz, yürüyen gürültü dediğimiz bir gürültüyü bir takım desenlere benzetip kuyrukta bu desenleri ortaya çıkartmıştı. Biz tabii bunu görünce Instagram'da bir grubumuz var, yabancı astro fotoğrafçı arkadaşlardan oluşan. Oldukça heyecanlandık. Ben de kendi fotoğrafımı gönderdim. Dedim ki benim fotoğrafımı da işler misin bu şekilde? İşledi, gönderdi ve o fotoğrafı ben Twitter'da paylaştım. Hem onun fotoğrafı hem benim fotoğrafım oldukça tartışmalara neden oldu. Ama sonrasında bu fotoğrafı, bu halini kendim işledim. O şekilde doğru olmadığını açıklamasında her yerde yapmıştım zaten. Şimdi de bir kez daha yapmış olayım. Buradan da artık duymamış olan varsa tekrardan evet, konuyu açıklamış oldunuz. Bir sorumuz var. Sorunun devamı da var aslında. Onu ben okuyayım şimdi. 25 saat boyunca çekim yaparken sonuç hakkında hiçbir fikriniz oluyor mu? Yoksa işlenene kadar bilmiyor musunuz? Bir de şöyle bir ekleme yapmış soruyu soran arkadaşımız. Ve ek olarak 25 saatlik çekim nasıl oluyor? Birkaç güne bölerek mi çalışıyorsunuz? Şimdi şöyle, 25 saatlik çekim yaparken tabii ki aslında aşağı yukarı nasıl bir sonuç elde edeceğimi tahmin edebiliyorum. Şimdi bu kadar uzun pozlama yapmanın nedeni öncelikle çok sönük objelerde detayı artırmak, gürültü, sinyal gürültü oranı dediğimiz sinyal gürültü oranını artırmak, fotoğrafta istemediğimiz gürültü etkilerini ortadan kaldırıp detayları da daha çok ortaya çıkartmak. Bu yüzden bu kadar uzun pozlamalar yapıyoruz. Ve aşağı yukarı aslında bir fikrimiz oluyor ama tabii ki işlenince daha da çok ortaya çıkıyor her şey. Dediği gibi arkadaşın tek bir gecede 25 saatlik, zaten bir günün üzerinde bir süre yapmak mümkün değil. Mesela yazın neredeyse 4,5 ila 5 saat gibi etkin bir karanlığımız oluyor. Biz buna astronomik darkness diyoruz. Yani gecenin başındaki o alacakaranlık kısmını çıkartın, sonundaki alacakaranlık kısmını çıkartın, ortada kalan kısım 4,5-5 saatlik tam karanlık. Dolayısıyla yazın çekiyorsanız 25 saat için 5 geceye ihtiyacınız var. İşte kışın çekiyorsanız yaklaşık 7-8 saatlere ulaşıyor gece, kışın 3 ila 4 günde çekebilirsiniz.
Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir soru gelmiş. Astrofotoğrafçılıkta sizce her zaman kendinizi geliştirip daha iyi fotoğraflar çekebilme imkanı var mı? Yoksa bir yerden sonra her şeyi öğrenmiş ve teknolojinin gelişmesini mi bekliyor oluyorsunuz? Yani bence her zaman daha iyisini çekme imkanı var. Yani bir sanat dalı bu arkadaşlar, bilim de öyle. Nasıl bilimde her zaman daha iyisini yapmak mümkünse sanatta da aynı şey mümkün. Evet, tabii ki ekipmanın bizi sınırladığı noktalar oluyor. Ama özellikle astrofotoğrafçılık, biraz önce söyledim, çok multidisiplin bir fotoğrafçılık dalı, bir sanat dalı. Dolayısıyla bu multidisiplinin içerisindeki farklı disiplinlerde her zaman yeni öğreneceğimiz bir şeyler oluyor. Hem yani yeni başlamış bir arkadaştan bile bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ve öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Hani biz hep söyleriz, astrofotoğrafçı her gün yeni bir şey öğrenmek zorunda. İşte bu bir ekipmanla ilgili bir şey olabilir, fotoğraf çekim tekniğiyle ilgili bir şey olabilir, bir yeni bir teknolojiyle ilgili olabilir. Ama her gün yeni bir şey, fotoğraf işlemeyle ilgili bir şey olabilir ki işlemeyle ilgili genelde hep yeni şeyler öğreniyoruz. Ama dediğim gibi bir yandan da yeni teknolojiler çıktıkça fotoğrafların da kalitesi ve güzelliği artıyor. Ama elinizde sahip olduğunuz ekipmanlarla da sürekli olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani ekipmanları sabit tutun, hiç ekipman değiştirmeyin. Ki ben ekipman konusunda da biraz önce söyledim, cep telefonu gibi, o konuda da tutucuyum. Yani var olan ekipmanımız son derecesine kadar kullanmayı seviyorum. Dolayısıyla her çektiğim fotoğrafın bir öncekinden daha iyi olması için çaba gösteriyorum ve bu mümkün. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz gelmiş. Manuel ekvatoryal kundaklı 127-130 mm aynalık teleskopla nebula çekmeyi başarabilir miyiz? Manuel kundaklı. Yani şöyle hani çok kısa pozlamalarla çok parlak birkaç bulutsu çekmek mümkün olabilir. Mesela nedir? Orion bulutsusunu çekebilirsiniz. Andromeda galaksisini çekebilirsiniz. Çok kısa pozlamalar yaparak. Böyle yani kısa pozlamadan kastım bir saniyeden falan bahsediyorum. Çünkü neden? Odak uzaklığınız büyük. Çok uzakta bir noktaya bakıyorsunuz. Siz bir saniye içerisinde fotoğraf çekerken bile o obje kaymış oluyor. Manuel kundak takip etmediği için yıldızlarınız ne olacak? Uzayacak. Dolayısıyla çok istenen bir fotoğraf elde edemeyeceksiniz. Ama yapılmaz mı? Yapılır. Hani bir şey elde etmek, bir sonuç görmek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Denemelisiniz de bence. Yine sohbetten gelen sorularımızdan birini alıyorum. Bahtinov maskesini Türkiye'de nasıl bulabilir, nasıl alabiliriz diye sormuşlar. Yani şöyle, Bahtinov maskesini Türkiye'de üreten bir yer yok. Ama şunu yapabilirsiniz. İnternette lensinizin ya da teleskopunuzun çapına göre Bahtinov maskesi 3 boyutlu printerlar için kalıbını bulabilirsiniz ve bunu 3 boyutlu printer baskı yapan yerlerde bastırarak elde edebilirsiniz. Ama normalde böyle bir şey Türkiye'de üreten yok. Şöyle bir sorumuz var, daha çok işlemeyle ilgili. Pixte RGB datayı, Baikal'ı işlemeyi kısaca anlatır mısınız? Hangi proses, channel combination ve prosese ne giriyoruz gibi? Nazım sormuş. Nazım da benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Şimdi bu aslında birazcık çok teknik bir konu ama Nazım'a cevabı anlatacağım için Nazım anlayacaktır. Şimdi normalde biz yani elimizdeki fotoğraf makineleriyle eğer mono bir kamera kullanmıyorsak RGB yani red, green, blue, yani bu aslında cep telefonu, elinizde kullandığınız cep telefonundan tutun da işte sahip olduğunuz küçük kompakt makinelere ya da DSLR'e, aynasız makinelere kadar kullandığınız CMOS sensörler red, green, blue yani üç rengin birleşiminden
ortaya bir görüntü çıkartıyor. Şimdi biz bunun dışında dar bant dediğimiz bir çekim tekniği daha kullanıyoruz. Bu dar bant özellikle bazı dalga boyundaki ışığı hedefleyerek bu filtreden sadece bu dalga boyunda ışığın geçmesini sağlayarak çekim yapıyoruz. İşte bu noktada bu arkada gördüğünüz de öyle aslında. RGB çektiğim bir fotoğrafı bir color olarak işlediğim, yani kanallarına ayırıp sonra sadece iki kanalı, bir kanalı hidrojen alfa ki burada kırmızı ışığa denk geliyor. Bir kanalı da oksijen 3, yani burada maviye denk gelen, maviye karşılık gelen kanal olarak kullandığımız çekim tekniği. Kısaca şöyle yapıyorum. Öncelikle 3 kanalı ayırıyoruz. Bunu PixInsight dediğimiz programla yapıyoruz. Ben red kanalı, yani R'yi hidrojen alfa olarak, green ve blue'nun birleşimini de, ki bunu piksel mapla birleştiriyorum %50-%50, ki kimileri sadece green kanalı da kullanabiliyor. Oksijen 3 olarak yine piksel mapta bu iki kanal üzerinde background neutralization ve bir miktar noise reduction yaptıktan sonra stretch etmeden kanalları PixInsight'ı pixel mat modülüyle birleştiriyorum. Daha sonra birleştirdikten sonra fotoğrafı stretch etme dediğimiz işlemi yapıp renk maskeleriyle, işte özellikle kırmızı ve mavi renk maskeleriyle non-linear şekilde stretch etmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi yani çok teknik ama Nazım anlıyor ne demek istediğimi. En sonunda da bu hidrojen alfa ayırdığımız datayı LRGB combination'la luminance olarak fotoğrafa tekrar ekliyoruz. Ki bunun üzerinde de birazcık deconvolution yapmak gerekiyor. Ve gürültü azaltmak gerekiyor. En sonunda da artık renk düzenlemelerini, yıldız azaltmayı, düzenlemelerini yapıp bitiriyoruz. Umarım cevap olmuştur Nazım'a. Nazım her zaman bana özelden de ulaşabilir. Herhalde hem kendisi merak ettiği için hem de seyirciler belki ilgilenen vardır diye sorduğunu düşünüyorum. Güzel bir soruydu. Teşekkür ederim. Evet, konuya daha hakim izleyicilerimiz için de güzel bir soru olmuştur diye düşünüyorum ben de. Kendisi de chatten anladım. Teşekkür ederim yazmış. Ben teşekkür ederim. Sanıyorum son sorularımız. Bir soruları da cevapladıktan sonra yavaş yavaş bitiririz diye düşünüyorum. Süre uzadıkça fotoğrafın kalitesi kesinlikle artıyor mu, yoksa belli bir yerden sonra kalite doygunluğa mı ulaşıyor? Bir fotoğrafa ne kadar zaman ayıracağınız nasıl belirtir? Evet, güzel soru bu da. Şimdi şöyle, bir yerde şeyden bahsettim. Sinyal gürültü oranından bahsettim. Şimdi sinyal fotoğrafta bizim istediğimiz veriye biz sinyal diyoruz. Yani bu nedir? Yıldızdan gelen ya da bulutsudan gelen ışığa biz sinyal diyoruz. Bunun dışında istemediğimiz sinyaller de oluyor. Bu istemediğimiz sinyallere de gürültü diyoruz. Yani noise diyoruz. Ne olabilir bu? Kameraları anlatırken anlatmıştım. İşte özellikle soğutmalı kameralar kullanıyoruz. Neden? Çünkü termal gürültü oluyor demiştim. Readout gürültüsü dediğimiz bir gürültü oluyor. Başka bir takım gürültüler oluyor. Kameranın kendi içsel yapısından kaynaklanan gürültüler oluyor. Biz bunları azaltıp, bunun etkisini azaltıp sinyali, yani istediğimiz yıldız ışığını ve bulut sudan ya da galaksiden gelen ışığı artırmak istiyoruz. Şimdi şöyle çalışıyor bu da. Gürültü, şimdi her sinyalin yanında muhakkak bir de gürültü geliyor. Ve bu gürültü sinyalin karekökünü eşit. Yani biz bir fotoğrafta sinyali iki kat artırmak istiyorsak ya da gürültüyü iki kat azaltmak istiyorsak,
tek kareye göre 4 tane fotoğraf çektiğimizde ve bunları istiflediğimizde 4'ün karekökü 2, gürültüyü 2 kat azaltmış oluyoruz ya da sinyali 2 kat artırmış oluyoruz. Diyelim ki sinyali 3 kat artırmak istiyoruz. Ne yapacağız? Bu sefer 9 tane fotoğraf çekip 9 tane istiflememiz gerekecek. 10 kat artırmak istiyorsak ne yapacağız? 100 tane çekeceğiz. Gibi devam ediyor. Tabii ki bir yerde doyuma ulaşıyor. Ama burada kullandığınız ekipman da önemli. Ne tür bir kamera kullanıyorsunuz? Bu kameranın bir takım full well dediğimiz, kuantum etkinliği dediğimiz parametreleri nedir? Buna göre de değişecektir. Belli bir noktada doygunluğa ulaşıyor tabii ki. Neye göre karar veriyoruz? Şimdi biz objelerin tabii ki parlaklıklarını biliyoruz. Kadir cinsinden. Şimdi çok parlak bir objenin, mesela Andromeda galaksisi, özellikle merkezi oldukça parlak. Şimdi bunu çok merkezini uzun süre pozlamamamız gerekiyor. Çünkü çok uzun pozladığınızda artık o merkezden bir detay çıkaramaz hale getiriyorsunuz. Ne oluyor? O merkeze gelen fotoğraf makinesinin sensöründeki pikseller ışığa doyuyor ve tamamen bembeyaz oluyor. Dolayısıyla oradan bir detay çıkartmanız mümkün olmuyor artık. Biz çekeceğimiz objeye göre tek kareleri ve toplam pozlama sürelerini ve kullandığımız kameraya göre bu ayarlamaları yapıyoruz tabii ki. Bu sinyal gürültü oranı benim de aslında çok merak ettiğim bir şeydi. Buradan Can'a da güzel sorusu için teşekkür ediyorum. Açık oldu mu sizin için mesela sinyal gürültü oranı? Evet. Tamam, güzel. Matematiksel bir sistemi olması da daha rahat kafada oturtmamı sağlıyor. Evet. Son sorumuz olarak da derin uzay cisimleri çektiğiniz zaman odak nesne kayması yaşıyor musunuz? Kundaklar bu kadar başarılı mı? Tamer Bey'e de merhabalar diyorum. Tamer Bey de bizim öğrencilerimizden. Derin uzay cisimleri çektiğinizde zaman odak nesne kayması yaşıyor musunuz? Yani odak nesne kaymasından kasıt eğer ki yani takip kaymasından bahsediyorsa hani bu arada chat'ten istiyorsa yazabilir eğer yanlış anlıyorsam. Şimdi tabii ki kundaklar bu kadar başarılı mı? Yani kundaktan kundağa göre fark var. Kundağın kapasitesine, şimdi kundakların da kapasitesi var arkadaşlar kilo olarak. Diyorsunuz ki işte bu kundak şu kadar kilo ekipmana kadar taşır ve bu kadar kilo ekipmana kadar başarılı bir şekilde takip yapar diyoruz. Tabii ki bir kundağa eğer ki kapasitesinin üzerinde bir yükleme yapacak olursak bu kundak artık onu taşıyamayacak hale gelir. Dolayısıyla takipte de bozulmalar olur. Tabii ki bu bir konu. Bir diğer konu da polar alignment'tan, yani gökyüzündeki kutup noktasından bahsetmiştim. Bu noktaya yaptığımız hizalama. Bu noktaya yaptığımız hizalama ne kadar kaliteli olursa, ne kadar keskin olursa pozlama sürelerimiz o kadar uzuyor. Bir diğer faktör de kundakların periyodik hata dediğimiz hataları. Kundaklar tabii ki bir motor ve dişli sisteminden oluşuyor ve bu dişlerin arasında da boşluklar var. Bu boşluklara biz backlash diyoruz. Bu boşluklardan dolayı kundaklar periyodik hata dediğimiz belli sürelerde takipte bozulmaya yol açıyor. İşte bunları da engellemek için auto guiding dediğimiz ya da kılavuz takip sistemi dediğimiz sistemleri kullanıyoruz. Bilmiyorum Tamer Bey yazdı mı? Sorusuna doğru cevap verebildim mi? Evet, doğru anladığınızı söylemiş chatte. Tamam. Sağ olsun, kendisine selam söylüyorum buradan. Etkinliğimizin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cevaplayamadığımız sorularınız varsa da Mustafa Bey'e
sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Instagram adresinden ulaşabileceğinizi belirtmişti. Instagram adresinizi de tekrar edebilirseniz isterseniz katılımcılarımız için daha rahat olur. Tabii Instagram Aydin Mustafa nokta boşluk vesaire yok. Küçük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan Aydin Mustafa buradan ulaşabilirler. Elimden geldiğince, dilim döndüğü kadar bildiğim konularsa yardımcı olurum. Bilmediğim konularda da bazen araştırma yapıp dönüyorum. Dediğim gibi astrofotoğrafçılık her gün yeni bir şey öğrendiğimiz bir hobi. Hiçbir astrofotoğrafçı, ben astrofotoğrafçılığı %100 biliyorum diyemez. Dememelidir de bence. Biz de hiçbirimiz bunu söylemiyoruz. Zaten oldukça uzaya bakarak mümkün olduğunca mütevazileşmeye çalıştığımız bir hobi dolayıdır. Bir hobidir diyelim. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok güzel bir sunumdu, çok güzel bir söyleşiydi ardından. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz gösterdikleri ilgiden dolayı. Etkinliklerimizin devamında da görüşmeyi diliyoruz. Umuyoruz ki koşullar iyileşir. Artık siz de rahat rahat çekimlerinize devam edersiniz. Biz de mümkün olduğunca koşullar ışık kirliliğine maruz kalsak da İstanbul'da yoğun şekilde gözlemleriz amatör olarak devam edebiliriz. Umuyoruz daha iyi şartlarda tekrardan görüşebiliriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için hem katılımcılarımıza hem size. Daha sonraki etkinliklerimizde görüşmek dileklerimizle bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek de etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz. Son olarak hatırlatmış olayım, etkinliğimiz yani canlı yayının kaydı kanalımızda bulunacak, istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Chatten çok sorulmuş, onu da söylemek istedim. Son olarak çok, tekrardan çok teşekkür ediyorum size, ağzınıza sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz bütün izleyicilere de teşekkür ediyorum. Hem soruları hem de izledikleri için. Herkese öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Kendilerine dikkat etmelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz herkese. İyi akşamlar.